Şimdi hep birlikte izledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'nin kuzeyine yönelik olası harekata dair önemli mesajlar verdi. Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek güvenlik kuşağın halkalarını inşallah yakın zamanda birleştireceğiz dedi. Güney sınırımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli hat kurma kararımız baki ifadesini kullandı. Yinelemiş olalım biz de. Bu sıcak konuyu, bu sıcak açıklamaları değerlendireceğiz. Konuklarımız var. SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Profesör Doktor Murat Yeşiltaş ve terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ bizimle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz TRT Haber ekranlarına. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Hoş bulduk, yayınlar aslanım. Sağ olun. Sayın Başbuğ, sizinle başlamak isterim. Çünkü Cuma günü de biz bu ekranda Soçi görüşmesi devam ederken Suriye ile ilgili somut bir adım çıkabilir mi sorusuna yanıt arıyorduk. O görüşmenin de merkezi Suriye'ydi. Hem Soçi'den verilen mesajları hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce Büyükelçiler Konferansı'ndaki açıklamalarını nasıl okursunuz? Dahası harekat yakında mı diye sormak isterim. Son sorudan başlarsak harekat yakında. Yani Cumhurbaşkanımızın da zaten ifadesi bunu çok net gösteriyor. Zira o bölgede aldığımız tehditler hala devam ediyor. Hatta artarak ilerleyen de bir süreç var. Şimdi Türkiye'nin bu duruma seyirci kalmasını kimse beklemesin. İlk etapta Suriye topraklarında tehdit haline gelen bu yapılanma uzun vadede zaten Türkiye'ye yönelik büyük bir tehdit olacak pozisyona gelmiş durumda. Bu durumda Türkiye'nin de hem uluslararası hukuk çerçevesinde hem de ülkenin bekasını korumak ve kollamak neticesinde yapması gerekenler var. Bu yapması gerekenler elbette ilk etapta diplomasiydi. Yani bir askeri tedbire gerek kalmadan bu sürecin götürülmesiydi. Fakat işte sizlerin de her gün ekrandan aktardığınız gibi devletimizin de sürekli diyalogla bir takım diplomatik temaslarla çözmeye çalıştığı gibi bir süreçte maalesef biz bunu başaramadık. Karşı tarafın tutumu yüzünden başaramadık. Çünkü Türkiye'nin özellikle bölgedeki aktör devletlerin başta olmak üzere bu hassasiyeti maalesef görünse de göz ardı edilmeye çalışıldı. Türkiye'de haklı olarak bu kapıları sonuna kadar zorladıktan sonra elinde harekattan başka bir şans kalmadığı için bu harekata şu an hazırlık yapar vaziyette. Cumhurbaşkanımızın sözünden şunu çok rahat anlayabiliriz. Her an her şey olabilir. Ki hani o bu bölgede de artık klasikleşen bir gece ansızın gelebiliriz cümlesini artık bu saatten sonra daha çok kullanmaya konuşmaya başlayacağız. Çünkü bence hani diplomatik anlamda yapılması gereken her şey sonuna kadar yapıldı. Her kapı sonuna kadar zorlandı. Ben daha önce de ifade etmiştim, ilk defa şahitlik ediyorum. Yani Sayın Putin'le Rusya'yla ardı ardına 15 gün içerisinde iki tane kritik görüşme ve ikisi de hani farklı konuları içerse de aslında ortak paydaları Suriye yapılacak harekattı. Şimdi son Soçi zirvesinde o gün işte onu tartışmıştık birlikte. Acaba buradan çok net bir destek çıkar mı Rusya tarafından diye. Ben o gün de ifade etmiştim. Bu konuda biraz ümidim az. Çünkü daha önceki yaklaşımlara baktığınız takdirde Rusya'nın bir anda tutum ve tavır değiştirip Türkiye'nin yapacağı harekatı destekliyoruz demesini beklememek lazım demiştik. Ancak bu kapıların tamamen kapandığı anlamında asla gelmez. Çünkü Rusya hani diğer devletlere nazaran daha çok oturup masa başında bir şeyleri konuşup sorunlar olsa da bunu bir şekilde çözme yoluna gidebileceğiniz bir ülke. İşte o maksatta baktığınızda, o kapsamda baktığınızda ben Sayın Putin'in yapmış olduğu açıklamada da konunun belli bir noktaya getirildiğini çok net görebildim. Ha neydi o nokta? Lavrov'un Türkiye'ye yapmış olduğu ziyareti hatırlarsanız Fırat'ın batısını yok sayıp doğrudan doğusunda yani Amerika'nın bulunduğu bölgede tehdit varlığını kabul eden ve Türkiye'nin de bu konuda haklı tedbirler alması gerektiği yönünde cümleler kullanan bir Lavrov görüntüsü vardı ortada. Ancak o batıyı yok sayan zihniyetin ben Soçi'de değiştiğini gördüm. Nasıl fark ettik bu değişikliği? Orada Sayın Putin hani batıyı es geçerek doğuda bir tehdit var diye bir vurgu yapmadı. Tam tersi kabul ediyoruz ancak rejimle beraber yürütmeniz daha sağlıklı olur bu süreci gibi bir cümle kullandı. O cümleye karşı da Sayın Erdoğan'ın vermiş olduğu cevap çok netti. Biz zaten istihbari anlamda bir takım temaslar içindeyiz. Yani bu tür irtibatımız var. Dolayısıyla zaten biz sizin o istemiş olduğunuz süreci yürütüyoruz istihbari anlamda sahada gibi bir karşılık bulmuştu bu soru veya bu talep. Zaten gerçekte bu işin. Çünkü Türkiye
hani uzun süreden beri rejimden niçin muhatap olmuyorsunuz gibi sorulara karşılık hep vermiş olduğu cevap buydu ve sahada da bunu uyguluyor. Yani bir takım istihbari paylaşımlar, faaliyetler yürütülüyor. Ama bunun haricinde bir askeri harekatını Türkiye ferden yapmak durumunda. Çünkü rejim hani çok tartışılır. Şu an ülkedeki hakimiyet pozisyonu ne? Kendi ülkesinde ne kadar konulara hakim? Bu ciddi anlamda tartışılmalı. Çünkü Suriye kadar şu an çok başlıklı bir ülke yeryüzünde yoktur diye düşünüyorum. Amerika, İran, Rusya, bir takım terör örgütleri, işte Fransa, İngiltere gibi birçok aktör devlet şu an Suriye coğrafyasında ve Türkiye bütün bu kozmopolit denkleme rağmen bir süreç götürmek niyet ve arzusunda. O nedenle yani biz her ne kadar o istihbari anlamda faaliyetleri yürütsek de maalesef ortadaki tablo kendi göbeğimizi kendimiz keseceğimizi gösteriyor. Bu durumda da yapacağınız iş oradaki muhatap ülkelere bilgi vermek, aynı zamanda niyet maksadı anlatmak ve aktarmak, ona yönelik de bir takım tedbirler almak. Türkiye şu an bunu yaptı ve zorladı. Hani hatırlayalım, NATO'da başlayan zirve, hemen akabinde gelişen Lavrov'un bir askeri heyetle Türkiye yapmış olduğu ziyaret, akabinde bir Tahran zirvesi, yetmeyip bir de Soçi'de yapılan zirve. Şimdi o zaman akıllara gelen soru şu, bunun bir sonrası olur mu? Bana göre artık öyle bir ihtimal kalmadı. Çünkü hani her türlü diplomasiyi zorladık, her türlü muhatap ülkelerle yapılması gereken görüşmeleri yaptık ve bundan sonra yapılması gereken artık sahada sonuç alacağınız tedbirleri uygulamak. İşte o tedbirlere baktığınız takdirde aslanım, her ne kadar taraftar olmasak da istemesek de askeri tedbirlerden başka sonuç çıkmıyor. Şimdi oradaki önceki oluşan coğrafyaya baktığınız takdirde parçalı, güvenliği sağlanmış. Şu an Suriye'nin en güvenilir bölgeleri oluşturulmuş durumda. Ama bu bölgeler arasında bir bütünlük yok. Aynı zamanda bu bölgelerdeki bütünün oluşmamasından dolayı almış olduğunuz tehditler var. Bu durumda bir harekatla elbette öncelikle 30 kilometrelik o şeridin bütünlüğünü sağlayıp ardından müteakip gelişmelere göre de yeni belki harekat bölgelerini konuşuyor olmak lazım. Bana göre oraya doğru hızla gidiyoruz. Yani Tel Rifat ve Münbiç en çok hassas olduğumuz bölge, ki bu bahsetmiş olduğumuz 30 kilometrelik koridorun aciliyetle kontrol edilmesi gereken bölgeler, o koridorun içinde kalan ve o bütünlüğü de sağladığımız takdirde bize büyük avantaj getiren. O nedenle benim şahsi beklentim Türkiye'nin daha önce de öngördüğü şekilde Tel Rifat ve Münbiç bölgesinden başlayacak bir harekat, akabinde Ayn el-Arab bölgesinde devam edecek olan bir harekatla zaten o Kamışlı bölgesi hariç o büyük koridorun güvenliği sağlanmış olacak. Bu ilk etaptaki hedefimiz, bu 30 kilometrelik güvenlik koridoru oluştuktan sonra elbette ki Türkiye gelişen duruma göre yeni bir takım hedefleri kendisine belirliyor olacak. Çünkü maalesef hani biz bu 30 kilometrelik koridor ele geçirince veya burada gerekli kontrol ve güvenliği sağlayınca harekat veya yapılan işler bitecekmiş gibi bir algı oluşuyor. Ben buna asla katılmam. Çünkü hemen daha 30 kilometrenin güneyinde yakın bölgelerinde işte Rakka, işte gene o Deir Zor gibi Haseke gibi bölgelerde kümelenmiş, yuvalanmış terör yapıları var. Şimdi bizim burada da yapacağımız muhakkak bazı işler var. Zaten o işlerin yapılacağını da Cumhurbaşkanımız aslında bu bahsetmiş olduğum zirvelerin hepsinde çok net duyurdu. Benim çok dikkatimi çeken cümlesi şuydu Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha önceki o Soçi zirvesi ve Tahran zirvesinde. Terörü Suriye'den söküp atacağız. Bakın orada 30 kilometrelik bir hedef yok. Belli lokal hedefler de dillendirilmiyor. Yani diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanımız vasıtasıyla bana tehdit olan veya terör odaklı nere varsa burada mücadele yürütüp bu belayı buradan sökmeye kararlıyım diyor. Ve az önce de işte bahsettiğim bölgeler de bu nedenle bir sonraki etap ve saf olarak düşünülmeli ve değerlendirilmeli. Allah kısmet eder. İnşallah kısa zamanda bu harekata başlarsak bana göre artık harekattan sonra yani 30 kilometrenin artık olay bitmiştir, kontrol sağlanmıştır diye konuştuktan sonra daha aşağıda güney bölgeleri konuşuyor olacağız. Hatta Irak'a da artık işin içinde katan bir genel değerlendirme yapacağız.
Sincar, zaman, Bahmur gibi orada çok kritik bölgeler var. Şimdi o olaylarla ilintili ve ilgili olan. Geçmeden Sayın Yeşiltaş'ın da değerlendirmelerini almak isterim ben. Sayın Başbuğ'u dinlediniz. Katılır mısınız? Görüşlerine eklemek istedikleriniz olur mu? Erdoğan'ın son açıklamasına dair siz neler söyleyeceksiniz? Güney sınırımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir dedi Erdoğan yine kısa süre önce. Sizce de harekata yakın mıyız artık? Ya da harekata ne kadar yakın Türkiye? Yani aslında Türkiye'nin hazırlık açısından bakıldığı zaman, askeri hazırlık açısından bakıldığı zaman her an bir harekat düzenleyebilecek bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunun kararı neticede siyasetin alacağı, yani hükümetin alacağı bir karar. Ve o anlamda bunun ne zaman gerçekleşebileceğini söylemek veya tahmin etmek çok zor olur. Ama bir vadede, yakın bir vadede böylesi bir operasyon yapılması için Türkiye herhalde bütün alternatif yolları tüketmiş olacaktır. Zira yaklaşık 2,5 aydır bu yönde Türkiye bir çaba sarf ediyor. Yani meselenin askeri harekata gerek kalmadan çözülmesi noktasında bu konunun taraflarıyla bir müzakere yürütmüş gözüküyor. Bu konunun tarafları açısından bakıldığında da elbette Tahran zirvesi akla geliyor ilk başta. Öncesinde de ikili düzeylerde çeşitli defalar bu konuyu gündeme getirdi. Tahran zirvesinden güçlü bir destek almadı. Her ne kadar 3 ülkede Suriye'de terörün en büyük tehdit olduğu, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ciddi bir tehdit oluşturduğu noktasında bir ortak anlayışa ve kanaate geldiler. Ancak bunun sahaya yansıması ve Türkiye'nin güvenlik kaygılarını gidermesi konusunda bir ilerleme olmadı. Daha sonrasında Soçi'de acaba Türkiye Rusya ile yapacağı müzakerelerde özellikle son dönemdeki gelişmelerden dolayı Suriye'ye yönelik bir askeri operasyon düzenler mi veya Rusya bu bölgelerde 2019'da vermiş olduğu sözleri yerine getirir mi şeklinde bir beklenti vardı. Orada da aslında bu beklentilerin çok karşılanmadığını görüyoruz. Yani birincisi 2019 yılında varılan mutabakat bağlamında bu bölgede Türkiye'ye tehdit oluşturabilecek unsurların PKK'nın ve YPG'nin bu bölgelerden çıkarılması ve 30 metrenin ötesine gitmesi, bu bölgeden kesinlikle Türkiye'ye bir tehdit oluşmaması yönünde bir karar çıkmıştı. Ancak bu bir şekilde uygulanmadı. Hatta uygulanmadığı gibi Rusya geçtiğimiz haftalarda YPG'nin de içinde bulunduğu, rejim unsurlarının da içinde bulunduğu ve kendisinin de içinde bulunduğu Doğu Halep kırsalında bir tatbikat yaptılar. Açıkçası bu Türkiye'nin arzu ettiği bir durum değil ve Türkiye'nin mevcut politikasıyla bir tenakuz içerisinde. Evet, Rusya'nın da Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlayan, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlayan en yakın aktörlerden biri olduğunu görüyoruz ama bu noktada da Rusya'nın bir sahada karşılık ortaya çıkarabilecek bir politika henüz benimsemediğini görüyoruz. Burada kadar anladığını düşünüyorsunuz o zaman şöyle söyleyelim. Yani, Türkiye'nin güvenlik kaygıları, kırmızı çizgilerini anlayan en iyi aktörlerden, en yakın aktörlerden biri dediniz ama bu ne kadar karşılık buluyor Rusya nezdinde sizce? Yani tabii bir Türkiye ile Rusya arasında Suriye üzerinde bir anlaşma var. O da anlaşmanın temeli çatışmaların derinleşmesinin engellenmesi ve yeni bir askeri çatışma dönemine bütün tarafların girmemesi. Yani bu sakinleşmiş göreceli ortamı bir şekilde sürdürme yönünde bir uzlaşı var. Yoksa elbette yine tabii daha genel siyasal ölçekte toprak bütünlüğünün korunması, özellikle ABD'nin Suriye'nin doğusunu bırakması, ABD'nin Suriye topraklarından çekilmesi, DAEŞ terörüyle mücadele veya terörizm adı altında ortak bir kanaat söz konusu ama Türkiye'nin güvenlik kaygılarının anlama noktasında Rusya'nın orada çok fazla Türkiye'ye yaklaştığını söylemek pek mümkün değil. Hatta bunu zaman zaman kaşıyan, bunu zaman zaman Türkiye aleyhine kullanmaya çalışan bir aktöre de dönüşebiliyor. İşte bu tatbikat meselesiyle bunu açık bir şekilde gördük. Ama Türkiye tabii Rusya ile Suriye konusundaki müzakereler konusunda da artık çok tecrübeli bir noktaya gelmiş durumda. Yani özellikle Soçi'de Putin'in Türkiye'ye Esad rejimiyle, Suriye rejimiyle bu konunun çözülmesi noktasında bir işaret yapıyor olmasını Türkiye açıkçası çok da fazla uygulanabilir görmüyor. Çünkü bu noktada zaten belli bir girişim var ve bu noktada girişim hem belki istihbaratlar düzeyinde var rejimle Türkiye arasında ama aynı zamanda sahada da bazı bölgelerde PKK'nın çekilmek suretiyle rejim unsurlarının
bu bölgelere gelmesiyle yumuşayan bir güvenlik durumu söz konusu. Ama yine de daha derinlemesine baktığınız zaman ya rejimin kendi unsurlarını bölgeye taşımakta zorlandığını, çünkü zaten ciddi bir askere alma sorunu var, ciddi bir piyade sorunu var. Hem PKK'lı, YPG'li unsurların rejim kıyafetini, rejim üniformasını giyerek Türkiye'yi aldatmaya dönük bir harekete dönüşmesi ya da işte bazı bölgelerde Şii milislerin doğrudan doğruya bu bölgelere yerleşerek güvenlik riskinin devam etmesine neden olması gibi bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği de zaten tam olarak bu. Rejim eğer böyle bir kabiliyette, böyle bir kapasitede varsa biz otururuz, bu meseleyi konuşuruz. Zaten ortada bir anlaşma var, Adana anlaşması var ve bu anlaşma hem Türkiye'ye Suriye içerisinde bulunma yetkisi veriyor sıcak takip anlamında, ama şimdi terörün daha da derinleşmesi nedeniyle bir tür kalma etkisi de veriyor. Neden kalma etkisi veriyor? Çünkü rejim bu bölgeleri kontrol etme noktasında ciddi bir zafiyet içerisinde. O zaman Türkiye kendi güvenlik imkanlarını kendisi oluşturmak zorunda kalıyor. Yani dolayısıyla biz bütün alternatiflere baktığımız zaman diplomatik alternatiflerin şu anda Türkiye'nin güvenlik kaygılarını giderme noktasında çok işe yaramadığını görüyoruz. Diğer alternatif olan rejimle bu meseleyi çözmenin de pratik bir sonucu üretmediğini söyleyebiliriz. O halde ortada bir tek seçenek kalıyor. O da Türkiye'nin bir askeri zamanlaması, tabii Türkiye tarafından belirlenecek. Muhtemeldir ki bir tek taraflı ve diğer tarafların da bunu kabul etmek zorunda kaldığı bir konjektüre doğru gidebiliriz. Yani her ne kadar Rusya buna karşı duruyorsa, İran buna karşı duruyorsa da Türkiye eğer bu meseleyi halledilebilir olmaktan, yani bu meselenin artık kontrol edilebilir olmaktan çıktığını gördüğü anda bu operasyonu tek taraflı bir şekilde yapacaktır. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu mesajlarda da bu meselenin öyle belli bir zaman içerisinde kısıtlı ve belli bir alana odaklanacak şeklinde değil de nihai hedefinin biraz önce Coşkun Bey'in de ifade ettiği gibi bütün şu anda YPG'nin olduğu, belki Kamışlı bölgesi, Haseke bölgesi hariç olmak üzere o bölgeden batıya kadar Tel Rifat'la Memm için de dahil olduğu, Aynal Arab'ın da içerisine gidebileceği ve böylelikle bu küçük bölgelerin de artık büyük güvenli bölgelere dönüştürülmesi noktasında yani bir hedef ortaya koyuyor. Genişleyebilir mi operasyonun çapı, büyüklüğü genişleyebilir mi? Az önce uzun uzun değindi, aynı soruyu size de yöneltmek isterim. Evet, şimdi 30 kilometrelik bir güvenli bölgeden söz ediliyor. Hem bu güvenli bölge ne anlama gelecek, ne içerecek, hem de operasyonun hedefi nereye kadar genişleyebilir diye toparlayarak tekrar sormak isterim o zaman size de. Evet, genişleyebilir çünkü burada 3 tane hedef var. Birincisi bu bölgeleri güvenli hale getirebilmek ve bir terör alanı olmaktan çıkarmak. Buradan Türkiye'ye yönelik çok ciddi tehditler var ve bu bölgede yaşaması daha muhtemel olan ve geri dönmek isteyen sığınmacılar açısından, geçici korumaya sahip sığınmacılar açısından da bu bölgenin güvenli olması lazım. Aynı zamanda bu bölgede de bir düzen inşa edilmesi lazım. PKK ve YPG terör örgütünün burada olması bu bölgelerde sürdürülebilir bir güvenlik mimarisinin ve gündelik hayatın oluşmasının önünde ciddi bir engel. Dolayısıyla bu amacı hedeflemesi lazım. Öte yandan tabii ki bir sığınmacıların geri dönmesine dair bir süreç işliyor ortada. Ama bu süreci daha hızlandırmak ve daha sağlıklı bir şekilde kalıcı hale getirmek için bu bölgelerin Türkiye tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Güvenli hale getirilmesi gerekiyor. Çünkü burada evlerine dönmesi gereken sığınmacıların rejim kontrolü altındaki bölgelere gitmek istemediğini biliyoruz. Gitseler bile burada kalmadıklarını görüyoruz. Çünkü orada çok başarısız örnekler var. Rejimin işkencesi, rejimin diğer güvenlik prosedürleri aynı şekilde devam ediyor. 3 milyon kişiyi gerçekten terör listesine dahil etmişler. Ve o zaman bu sığınmacıların geri gitmesi için de bu bölgelerin genişletilmesi çok faydalı olacaktır. Son olarak da toprak bütünlüğünün korunması açısından bu bölgenin bir şekilde Türkiye tarafından güvenli alan haline dönüştürmesi son derece önemli. Aksi takdirde PKK'nın kontrol ettiği alanların defakto bir şekilde bu bölgede Suriye'nin toprak bütünlüğünü engelleyici bir dinamik oluşturması çok muhtemeldir. Bu iş ne kadar uzarsa bu defakto kontrol alanı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG ile olan angajmanı bu bölgede pekişir. Daha sonraki yıllarda da Türkiye için bir stratejik meydan okumaya dönüşür ve müdahale etmeyi zorlaştırır. O yüzden sadece bu sırf 3 amacı gerçekleştirmek için Türkiye'nin
bütün bu bahsedilen haritadaki noktaları kontrol etmesi gerekecektir. Ve ne kadar gecikirse böylesi bir operasyon, Türkiye'ye karşı bu noktada Suriye üzerinden çeşitli oldu bittilerin ortaya çıkması da mümkün olabilir ki geçtiğimiz günlerde bunu yaşıyoruz. Yani bu bölgedeki hassasiyet Türkiye'ye karşı farklı örgütler, farklı devletler, farklı aktörler tarafından her an kullanılmaya açık bir yara gibi düşünülebilir ve kullanılabilir. Bu da içinden geçtiğimiz süreçte çok da Türkiye'nin hayrına bir durum oluşturmaz. O yüzden Türkiye'nin muhtemelen tek taraflı bir müdahaleyle bu meseleyi yakın bir zamanda, tabii bilemiyoruz ne zaman olabilir, halletmesi için bir süreç içerisine girmiş bulunuyoruz. Sayın Başbuğ, son olarak size de şöyle sormak isterim. Şimdi az önce Sayın Yeşiltaş bu harekatın gecikmesi durumunda Suriye'nin pozisyonu itibariyle Türkiye için yaratabileceği sıkıntı alanından söz etti. O da sizin gibi harekatın daha da genişleyebileceği beklentisi, genişlemesi beklentisi içinde olduğunu söyledi. Ve yine sığınmacıların geri dönüşünün organize etmek durumunda olan bir Türkiye'den de söz etti. Meselenin bir kısmı da bu. Şimdi bütün bunlar düşünüldüğünde Suriye'nin kuzeyine olası harekat, Türkiye'nin terörle mücadelede sınır ötesi operasyonlarına eklenen nasıl bir halka olacak? Bu operasyonların nasıl bütünleyecek, nasıl bir alan açacak önünde? Hızlıca değerlendirmelerinizi almak isterim. Aslanım, Suriye yapılacak harekat, ben daha önce de vurguladığımı hatırlıyorum. Hani Anadolu deyimiyle dananın kuyruğunun koptuğu harekat olacak. Ve bölgede bütün dengeleri değiştirecek. Zira hani Irak'ı Suriye'den ayrı olarak okumuyoruz. Murat Hocam'ın ifade ettiği gibi Irak'tan kaçanların kümelendiği bir coğrafya oluştu Suriye. Ve bu coğrafyada ciddi anlamda terörist yapılanmalar var ve geciktiği takdirde, yani kanseri zamanında o hücreyi söküp atmazsanız bütün bedene mal olacak bir sürece doğru hızla evrilirsiniz. Dolayısıyla bu süreçte çok geç kalınmadan bir an önce sahada sonuç alacak harekat başlamalı. İşte bu harekatı yaptığınız takdirde Irak'tan takviye edilecek ikinci bir harekatla artık o bölgede terörist varlıkların sonlanmasına sebep olacak bir sürecin önünü açmış olursunuz. Türkiye bunu çok iyi bildiği için ve Suriye'de yapılanmaları ve şu son kümelenmeleri de iyi okuduğu için bu harekatı bir an önce yapmak niyet ve arzusunda. Bunu da her yerde deklar etti. Her türlü siyaseti ve diplomasiyle uyguladı. Ve artık geldiğimiz nokta bu harekatın bir an önce yapılması yönünde. Beklenti o. Ve bana göre doğru zamanlama da bu. Çünkü yaklaşan mevsimsel koşulları da göz önüne bulundurduğunuzda öyle yani haftalar, aylar sürmemesi gereken bir sürecin içindesiniz. Bu mantıkla baktığınızda, hani bir askeri harekat ve doktrin yönünden incelediğinizde bu iş nereden başlar? Elbette en büyük tehdidi aldığınız ve domino etkisiyle diğer bölgelerin de çözülmesine sebep olacak bir bölgeden başlamanız gerekir. İşte o bölgenin adı da Tel Rifat ve Münbiç. Siz burada bir harekat yürüttüğünüz takdirde, Irak coğrafyasından da o yürüttüğünüz pençe harekatlarıyla bu harekatı desteklediğiniz takdirde Suriye'nin tam orta noktasında, yani o nedenle ben Sincar ve Mahmur hep örnek verdim. Hı hı. O coğrafyada oluşacak büyük bir kümelenmenin önünü açmış olacaksınız. Burada yapacağınız bir harekat, ikinci etap bir harekat, zaten terörün bölgeden defolması, sonlanması demektir. Nihai hedefimiz de zaten bu. O nedenle ben Suriye yapılacak harekatı çok önemsiyorum. Ve bu harekat bir an önce başlaması gerekir diye de altını özellikle çiziyorum. Ama takdir edersiniz ki bazı diplomatik dengeleri de sağlayarak bu işi yürütmek zorundasınız. İşte o nedenle bu temaslar devam ediyor ve süre geliyor. Ve Türkiye bu anlamda da üzerine düşeni fazlasıyla yapmış durumda. Yani burada Rusya biraz daha büyük düşünmek durumunda bana göre. Çünkü Türkiye'nin burada Rusya'ya yönelik bir hasmane tutumu yok. Tam tersi, Rusya'nın şu an bölgedeki varlığını kabul eden ve iki ülkenin anlaşmasıdır diyerek büyük bir hoşgörüyle yaklaşan Türkiye tablosu var. Rusya'da keza Türkiye ile bir takım ortak projelerin, bir takım işte hadi Şangay Beşlisi'ne kadar işe gidecek sürecin önünü açmak niyetinde ki hatırlayalım, Soçi'de yapılan zirvede Sayın Putin'in Sayın Erdoğan'a Şangay'da yapılacak Ekim toplantısına daveti, Cumhurbaşkanımızın da bizzat kendisinin katılacağını bildirmesi aslında o büyük fotoğrafında ne olduğunu gösteren çok net vurgulamalar. Şimdi öyle bir denklemin içerisinde Rusya penceresinden baktığınızda gelip de Tel Rifat Münbiç denklemine takılan bir Rusya pek akıllı bir tutum değil diye düşünüyorum. Bu durumda her ne kadar iki liderle her konuşulanı kamera önünde paylaşmasa da arka planda Rusya'nın da bu sürece biraz destek vereceği kanaatindeyim. Çünkü Türkiye haklı.
ve Türkiye burada neyle mücadele ettiğini çok iyi biliyor ve Türkiye buradaki dengeleri de gözeten bir ülke. Bu tespitinizle ben bu işin fazla sürmeden, o zaman noktalayalım. Son sözlerinizi alalım. Bu coğrafyadan başlayarak Suriye'nin tamamını kapsayacak bir harekatın hemen yakın zamanda başlayacağını ve Irak'ta oluşan harekatla da birleşerek bölgede taşlanacağını düşünüyorum. Ve inşallah bu süreçte bana göre önümüzdeki sonbahar sürecinde sonlanacaktır diye düşünüyorum. Yani son cümle şu olsun, harekatın öyle başlaması için çok aylar haftalar saymayacağız. Bana göre çok yakın bir sürede bu harekat başlayacak ve biz de bunu değerlendiriyor olacağız. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. Sağolunuz efendim. İyi yayınlar. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar dileriz.